Herkese Sekodu Sakal kanalından selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün Topkar Motor'dayız. Eski de olsa, yeni tenere de olsa bazı ayarlar gerekiyor bu motorlara. Bu ayarlar nelerdir? Şimdi Ömer, Faruk ve Aytek bana bu konuda bilgi verecekler. Dilerseniz hep beraber içeriye geçelim. Buraya gelme nedenimin tam maksatlı her şeyiyle, bilgisiyle öğrenelim. Sizlere de bunu aktaralım. Ha, bu arada kamera arkasında bana Derhan yardımcı oluyor. O da sağ olsun sürpriz yaptı. Başka burada. Derhan'a da çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Derhan'cığım. Evet, selamlar. Şaşırmış gibi yapın. Şaşırmış gibi. Selamlar. Ne haber? Hoş geldin. Ne haber? İyi, Allah'a şükür. Daha önce karşılaştık, bu numaradan sarılma. Evet, evet. Vallahi ya, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Vallahi ya. Bu numaradan karşılaşma sonrası, bir de mikrofonlar zaten ayarlamadık. Dur, onları da ayarlayalım size. Ben buradan itibaren aslında sözü onlara bırakacağım. Hiç böyle kurguya murguya gerek yok. Söz sizde olacak. Bana şu işi bir anlatın Allah aşkına. Yani biz bu motora biniyoruz ama bilmeden mi biniyorduk? Onu merak ediyorum. Onu öğrenelim. Şimdi ses mikrofonu taktıktan sonra söz onlarda, onlara bırakıyorum. Özgü bu. Her amortisörde farklılık gösterebilir. Bu amortisörde, ön amortisörde ribaund ayarı şurası. Şu. Evet. Ayar vidasını sıkarak veya gevşeterek, yani musluğu çevirerek, açarak ya da kapatarak ayarını görmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi saat yönüne çevirerek klik sayımızı ölçüyoruz. Gördüğünüz 10 gram. Şimdi sol tarafında eşit olduğuna bakalım. Yine orada ribaundları var. Bu her motordan motor bir değişkenliği gösterebilir. Bazen bir bacak kompozu, bir bacak sırf ribaund olabiliyor. Yani geri sesin ayarı. Fabrika çıkışı bu arada 32 ayar skalası var. Fabrika çıkış ayarı 17, burada 17 şu an duruyor. Yani aslında fabrika çıkış ayarında tamam. Evet. Şimdi burada bir tekniği var. Bu teknik için biraz çalışarak hani olan bir şey. Direkt ilk başta motosiklete belli bir yükte basmak gerekiyor. Belli bir açıda basmak gerekiyor. Ona şimdi basarak ömer. Siz de bu süspansiyonu bakarsanız anlayacağız. Şöyle kısaca yani kabaca şöyle, ilk önce geriye çekecek motoru, sonra ileri itecek ve sonra yay kapanacak. Kapandıktan sonra açıldığı zaman olduğu yerde kalmalı. Evet. Yani ama tabii bunun bir şeyi var. Bir hızı var. Bu biraz gözle ayarlanabilen bir şey, zamanla oturan bir şey. Ama hani kabaca yukarı çıktığı zaman orada kalması lazım. Bir ama bakalım sonra. Şimdi yukarı çıktığı zaman orada kalacak mı? Kaldı mı sizce? Yok. Gidip geldi devam. Kaç kere gidip geldi? İki kere. İki ya da üç kere. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir daha bakalım. Bir. Bir kere mi, iki mi? İki. İki kere gidip geldi. Bir an öncekinde de iki kere gidip gelmişti. Bir daha bakalım. İki. İki kere üçü gidip geldi. Bu neredeyse üç kere de oluyor. Bu şey bir şey yani motosiklet ön amortisörü kesinlikle kendi başına hareket ediyor demektir bu. Sürekli yolda giderken sallanıyor demektir. Ve hiçbir şekilde düzgün çalışmıyor demektir. Evet. Bu şeyle de alakalı, yağın ömrüyle de alakalı. Hı hı. Sizin amortisörünüzde iki senelik sanırım yağ evet. Var içinde. Şimdi bunu sıkarak, yani musluğu kapatarak bunun önüne geçmeye çalışacağız. Ömer, istersen. Tekrar klik sayısı sayıyoruz. Evet. İki klik istersen. Saat yönüne doğru iki klik çevirdik. Şimdi doğru tekrar, şeye gelmeyi, ribaunta gelmesini sağlayacağız. Yani evet, ribaunt şimdi diyoruz. Tekrar kontrol edeceğiz. Bakalım kaçtıktan sonra doğru referans noktasını evet. Yakalayabileceğiz. Şimdi iki tık saat yönüne çevirdik. Bakalım motosikletin tepkisi ne olacak? Artık bire düştü. Bire düştü, evet. Ama hala bir aşağı inme var. Evet. Biraz daha olacak. O yüzden şimdi
tekrar iki tık daha yapıyoruz. Artık 1'e düştük herhalde aslında net olarak. Düştük daha başlasın. Şu an en azından. Bu şey de olarak da kesebilirsiniz yani. Şuraya galiba. Videonun başında da bahsetmiştik. Bunlar gerçekten hassas ayarlar. Bir tık bile ne kadar motosiklete fark ediyor. Kesinlikle. Biliyor musunuz? Şimdi zaten onu göreceğiz. Nasıl? Bir tık bile hepsi fark etti yani. Gerçekten öyle. Şimdi motosikletin süspansiyonu çok daha rahat kapanıp ve istediğimiz minimum seviyede kalıyor. Hiçbir yaylanma yapmıyor. Bu olmasını istediğimiz bir şey. Evet. Şu an gayet iyi çalışıyor. Evet. Sonra şimdi arkaya bakacağız. Arka ribanta bakacağız aynı mantıkta. Hı hı. Sonra ikisinin birbirine eşit çalıştığına emin olacağız. Evet. Kontrol ediyoruz. Şimdi saat yönüne doğru. Normalde bu motosiklete özgü 13 tık dolmanın farkında çıkış. Tık şey olmayabilir, sayılamayabilir ama her yerinde tık olabilir. Şu an 12. 12 mi? Tamam. Sen tekrar 12'ye getir, bir bakalım. 12. Bunu biraz daha gördük bu aslında. Egzoz ön daha kolay ama arkayı hissetmek o kadar önemli. Referans aldığımız nokta önemli. Biz genel olarak mesela egzozu referans alabiliriz, örnek veriyorum. Çöktükten sonra kalktıktan, yani kalkıp sonraki yaylanma. Fark ediyor musunuz? Evet. Tekrar kalktıktan sonra bir ufak bir yaylanma. İnme yapıyor, evet. Ama öndeki çok daha korkusuydu. Daha fazlaydı. Öndeki ciddi bir şekilde. Bu şimdi abi, rivanlığın da şey olması, hızlı olması mesela şuna sebebiyet verir. Kasisten geçerseniz motosiklet sizi kasiste zıplatır. Öne doğru gidersiniz yani. Onun önüne geçmek için rivanı sıkacağız. Yani o sürü sıkacağız ki daha yavaş. Evet. Böyle baksanıza daha yavaş açacağız. Kaç düşünüyorsun? Şöyle, normalde önde 2 tıkla başladık. Evet. Bunda da aynı şekilde minimum bir öne nazaran daha minimum var. Yine bir 2 tıkla deneyeceğiz. Kaldı sanki, evet. Yani 2 tıkta bile fark etti. Evet. Gördünüz mü farkı? Evet. Evet. Şimdi buradan şu devreye giriyor. Motosikleti iki süspanla eşit çalışan olmak için ikisini bir bastırmak lazım. Ki bu bence bu işin en zor noktası. Evet. Çünkü motosikletin doğru tutuş ve kol pozisyonunda doğru noktada olması lazım. Hiç boşluk olmaması lazım ki motosikletin iki süspansiyonunda aynı anda çalışsın. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Burada en önemli şey, bir kişi basarken bir kişinin de uzaktan kontrol ediyor olması gerekiyor. Şimdi aparatımızı aldık. Bu aparat şu işe yarıyor. Aparata bakayım. Aha. Bakabilir miyim aparata? Tabii. Nasıl bir şey? Elinde göreyim ilk önce. Bu gaz pedalı gibi. Evet, aynen öyle. Normalde bunun bir özelliği var. Bunu böyle ters çevirdiğimiz zaman ön freninde bu şekilde böyle kilitleyebiliyoruz. Motosiklet şu an ön fren yapıyor. Yani bir el freni görevi görüyor. Böylelikle motosiklet daha stabil duruyor. Tamam. Aytek basacak. Ben kontrolünü sağlayacağım.
Bakalım motosiklet aynı şekilde ön ve arkası aynı hızla inip aynı hızla çıkıyor mu, ikisi bir hareket ediyor mu, onu kontrol edeceğiz. Sen uzaktan şimdi bakıyorsun kontrol önü. Evet, sıcak, ben de uzaktan kontrol edeceğim. Fark ediyor musunuz? Arka taraf biraz daha ön tarafa nazaran rebound'u daha hızlı, yani daha hızlı kalkıyor. Evet. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Ön taraf hali kertler o. İnip çıkma hızına bakın arka tarafın. Öne arkaya farklı olarak bakarak da bu anlaşılabilir. Evet. Ben şunu göstereceğim. Evet. Lütfen elimi iniş ve ondan sonraki kalkış hızına bakın. Evet. Yapalım. Suspansiyon elimin kalkış hızıyla kalkıyor rebound. Şimdi evet, arka tarafa bakalım. Gördünüz mü? Evet. Çok daha hızlı kalkıyor arkası. Evet. O yüzden bu arka rebound'un hızlı olmasını biraz daha azaltmamız gerekiyor ki önle aynı anda çalışsın. Ahenkli olsun. Evet. Şu an motosikletimizin rebound ayarını yaptık. İlk başta arka rebound daha hızlıydı. Arkası daha hızlı kalkıyordu. Bunu zaten burada görmüştük. Şimdi ön tarafla arka tarafı birbirine eşit hale getirdik. Şimdi kamera karşısında da hatta bir yapalım. Ön tarafın kapanıp açılma hızıyla arka tarafın kapandıktan sonraki açılma hızını hep beraber bir bakalım, bir deneyelim. Bakalım nasıl olur. Evet, haydi yapsın. Ben de tekrar kontrollerini sağlayayım. Dikkat edin lütfen. İnip kalktığınız. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi daha deminkinden çok daha farklı. Motosiklet bir bütün olarak çalışıyor şu anda. Evet. Rebound olarak eşitlendi. Motosikletin geri sönümleme tepkisi artık sizi çok daha mutlu edecek. Öyle söyleyeyim. Peki. Ömer bir şey... Pardon. Belli bir hızda yukarı kalkması gerekiyor. O da biraz gözle oluşturduğu bir şey. Onun da altını çizim, hani eşitliği doğru çalışıyor demek değil aslında. Dinliyorum sizi bir şekilde. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar şey diyor, mesela pull koymaktan bahsediyor. Pull koymak ne işe yarar, nedir biliyor musun? Amortisör bir pull'dan bahsediyorlar. Evet, pull koyarak. Evet, arka taraf için değil de genelde ön taraf için yapılıyor. Ne işe yarıyor? Yayı biraz daha sıkıştırmış oluyoruz pull koyarak. Evet. Doğru bir mantık mıdır, nedir? Yani şöyle, esasında yay değiştirmeyi tercih ederim. Evet. Bu operasyonu yapmaktansa. Ha, ama zararı var mı diye soracak olursanız, yani ben yine yaydan yanayım ya. Orijinal. Yani yay değiştirmeden yanayım yani. Şöyle düşünebilir, eğer ön süspansiyonda periyoda yoksa motor, mesela tenerede yok. Ama siz çok şanslısınız ki o seviyelerde çıktı, olması gereken yerde çıktı. Bazı motorlar var, bazı motorlar yok. Bunun bir nedeni var demek ki. Çünkü siz periyodu sıktığınız zaman yayın çalışma aralığını daraltmış oluyorsunuz. Bu sebeple eğer yoksa, siz kendi periyodu ayarı yapmış oluyorsunuz aslında o şeyi. Burcu koyarak. Evet, burcu koyarak. O yüzden yapmamanızı öneririm. Dışarıdan müdahaleye gerek duymadan, yani dışarıdan bir müdahalenin doğru olmadığını bana göre, hani ben inisiyatif olarak doğru bulmuyorum ben. Daha sert bir yay kullanılabilir ama. Evet, o olmalı. Evet. Yani üreticiler gerçekten bunu baz alıyor ve inanın bir motosikleti tasarlarken Ar-Ge'de çok mühendis çalışıyor ve o yayların her biri bir süspansiyon, mesela Google'da da çok rahat yazabilirsiniz. İşte progresif yaylar var ve benzeri çok çeşit yay var ve inanın her birinin farklı bir amacı var. Yoksa tek bir yay olurdu ve çeşit çeşit burçlar olurdu ve o için işi çözerdi ama bu şekilde değil de direkt yay sistemini değiştirmenizi biz kesinlikle tavsiye ediyoruz. Peki bu yayı zamanı şey var mı? Sıvıyla beraber mesela bu yayı değiştirmekte fayda var. Ben ama... çok kısaca bahsettim. Evet. Şöyle ki yayın ömrü aslında belli bir ömrü yok. Ne kadar çalışırsa o kadar bir süre sonra metal eski yoğunlaşır. Dolayısıyla yayı siz süspansiyonu atıyorum 2 senedir bakım yaptırırken yayı yatay olarak masaya koyuyorsunuz ve bir ölçüsü var yani. Fabrika çıkışında atıyorum 45 santim yani. Bunu şeyde projektimde bulamazsınız. Teknik manuelde vardı.
Teknik manada yazar der ki ben çıkarttığım zaman yayın 45 santim olarak 30'a koyuyorum. Eğer 44.2 santimin altına inerse bir üye değiştir. Dolayısıyla siz ölçtüğünüz zaman eğer 44.2'nin altına inmişse o üye değiştirmelisiniz. O yayında artık görevini tamamlamış demek. Ama o aralığın içerisinde ise değiştirmeden tekrar yağ değişimi olabilir. Bu da takriben kendimden örnek vereyim. İkinci 30'a aldım. 2007 model. Daha yeni bakımını yaptırdım. Fabrika çıkışı 45 santim diyeyim, ölçtüğümde yine 45 santim çıktı ve motosiklet 10 küsur sene bir motosiklet. Dolayısıyla demek oluyor ki aslında çok o motosiklet offroad'da kullanmamış demektir, çok zorlanmamış demektir. Evet. Bu yüzeyin çalışma aralığıyla alakalı bir şey istersen. Evet. Ne kadar sert, özellikle offroad çok etkiler tabii ki. Evet. Ne kadar çok çalışırsa o kadar çabuk kısalır. Bu tabi Tenere diye geldik ama KTM olsun, her türlü yaylarla ilgili ve bu ayarlarla ilgili şeyi yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla tabii, böyle. Kesinlikle. KTM, aynen. Aklınıza gelen ne varsa Triumph. Bütün motosikletlerin süspansiyon ayarıyla ilgili destek veriyor. Bu arada şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Motosiklet ayar yok diye ayar yapamayacak anlamına gelmez. Şöyle ki, motosikletin örnek veriyorum. R25 örneğini vereyim mesela. R25'in genelde yağları biraz ince oluyor, ön amosu yağları. Ve Rimando'nun kendi arkadaşları varsa R25'in denerlerse muhtemelen birkaç gün gelecek tane motosiklette olduğu gibi. Onu eğer ayarı yoksa yağ belli ölçüde kalınlaştırarak, bunun da belli bir ölçüsü var. Hani kafanıza göre kalın yağ koyarak olan bir şey, amosları göre markasına, modeline göre değişebilen bir şey. Daha sert yağla, daha viskozitesi düşük, yani daha akışkanlığı düşük yağla yağını bunu çözebiliyorsun. Rimando'nun ayarını biliyorsun. Ama yağ değişimi gerekiyor. Tenlerindeki siz çok şanslısınız ki bir ayar tutabilirsiniz. Bak, bunu da atabiliyorsun. Burada ben de bir örnek vereyim. Hem böyle videoyu izlerken böyle sohbet tadında olsun. Evet. Yani bu genel bir bilgilendirici video olduğu için hem sohbet edelim hem şey. Evet. Bu bir ek bilgi. Çok güzel bir yere değil belki. Eğer ayar yoksa yağın kalınlığıyla yay amortisör ayarını, amortisör sertliğini, çalışma ayarını değiştirebilirsiniz. Fakat burada bahsettiği o kalın yağ numaraları vardır. Mesela 9 numara vardır. İşte örnek veriyorum 10 numara, 11 numara. Örnek veriyorum şu anda. Bu şu demek ama. Her markanın her modeline göre kalınlık skalası da farklılık gösteriyor. Hı hı. Örnek veriyorum. Motul marka bir 8 numaranın Yamalup kalınlığıyla, evet. Yamalup markanın 9 numarası, mesela Yamalup 9 numara, 9 numara motulun 8'inden daha kalındır. Net ve kesin diyemeyiz. Evet. Bazen Yamalup'un 9 numarası motulun 8 numarasına da tekabül ediyor. Bu şeye benziyor. Nike'taki atıyorum Nike giyiyorsanız 7.5-8 numara giyiyorsunuzdur. Çok doğru. Diğer kalıptaki Adidas'ın kalıbı farklıdır. Evet. Onda da 7.5 evet. Ya da 6 ya atıyorum yani. Bu çok doğru bir örnek. Yani örnek aynı. Bunu niçin söyledim? Ya evet benim speklerden kontrol ettim. Yağın içerisindeki kalınlık 7. Bana süspansiyon yumuşak hissiyat veriyor. Ben hemen gideyim 8 numara bir yağ alıp bunu servise değiştireyim dememeliyiz. Mutlaka yağ viskozitesini kontrol etmemiz gerekiyor. Onu da kontrol etmenin belli başlı yöntemleri var. Bununla ilgili de daha sonra detaylı bir açıklama size yapabiliriz. Bu arada siz yağ kalın koydunuz mesela. Marka modeline göre belli bir kalınlık skalası da var. Evet. Mesela bu motosiklet ayarlı motosiklet, bu motosiklette kalın yağ koyamazsınız. Belli bir yağ şeyi var. Dolayısıyla bu yağ ikisinde bir değiştirirsiniz ve aynı yağ kullanırsınız. O konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Ben her zaman için motosikletlerin kendi çıkardığı, kendi yağlarını teknolojisine göre çıkardığı için evet. Mesela ben bunu da her zaman için Yamalup kullanacağım. Çok doğru. Niye? Çünkü o teknolojiyi çok iyi bilen insanlar kendi teknolojisine göre yağ çıkarmışlardır. Hani kalkıp da X firmanın bir yağını koymayı tercih etmiyorum. Biz buna şöyle örnek verelim. Yamaha'yı en iyi Yamaha tanır. Sona geldi. Peki, tamam. Kişiye göre çok değişkenlik gösterebilen bir herhalde. Rebound'un belli bir ayarı vardır. Kullanım şartına göre. Biz sizi şu an ortalama bir kullanıcı olarak hani değerlendiriyoruz. Her yere gidecek, araziye girecek. O şekilde bir rebound ayarı yapalım. Evet. Eğer bu sağ çokça arazide kullanıyorsanız daha hızlı olabilirdi belki. Ya da pist kullanımındaysanız biraz daha yavaş olabilirdi. Ondan sonra ona göre bir ayar yaptık. Şimdi bir de kompresyon ayarı var. Bu kompresyon biraz kişisel bir ayar.
Örnek veriyorum, eşinizle bir seyahate gideceksiniz. Arka sekiniz yüksek benim çıktı. Dolayısıyla motosiklet çok fazla arkaya doğru baskı kuvveti geçecek çünkü arkada bir artı kalıyor. O zaman arkanın kompresyonunu arttırarak yaya yardım edebiliriz. Yaya yardımcı bir element olarak düşünebilirsiniz kompresyonu ayarını. Onun da yine aynı şekilde bu motor özgü bir ayarı var. Arka süspansiyon için o sizlik başta gösterdiğiniz yanlış olanlar kompresyon ayarı. Ön süspansiyon için de yine bu motor özgü. Ön süspansiyon bacağının en altında bir tane tıpa var. O tıpanın altında bir vida var. O da bu motorun buranın altında bir tıpa var. Evet. O tıpayı sökerek oradan ayar yapacağız. O tıpayı tekrar yerine takmamız lazım. Bu önemli bir bilgi. Genelde ayar yapıldıktan sonra tıpayı yerine takmıyorlar. Bu da zamanla yağmur suyu vesaire oraya aldığı zaman ayar yapamaması hale geliyoruz. Orada korozyon oluşuyor ve istediğimiz ayarda dönmüyor. Bu başımıza çok geldi. O yüzden bir uyarı da olsun. Evet. Mutlaka böyle tıpalı olan modellerde ayar yaptıktan sonra tıpasını tekrar mutlaka yerine takmamız gerekiyor. Evet, şimdi ölçümlerimizi tamamladık. Tamam. Biz ilk başta burada da ölçtüğümüz zaman ön tarafı 67 milim bir ön sek ayarımız çıkmıştı. Arka tarafı ölçtüğümüz zaman 75 milim çıkmıştı. Bu şu demek oluyor, şöyle bir düzlemde gösterelim. Arka taraf ön taraftan daha çökük pozisyondaydı. Şimdi biz tekrar arka tarafa ikinci bir ayar yaptık. Bunu da ayar çizelgimizde ikinci ayar bölümüne yazdık. Burada da tekrar ayarımızı yaptıktan sonra 65 milimi yakalayabildik. Yani bu şu demek oluyor. Artık motosikletinizin arkası ya da önü doğru düzlemde ve artık süspansiyonumuz çok daha doğru çalışacak. O yüzden şu an ön ve arkanın preload dediğimiz ayarı tamamlanmış bulunmaktadır. Peki Ömer, şunu sorayım. Hemen taze taze kafamda ilk soru. İzleyiciler şunu da merak ediyor. Bu bize ne sağlayacak? Yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta. Bize yararları ne olacak bunun? Evet, şöyle düşünelim. Bir motosiklet var ve ön ve arka tarafı eşit basmakla mükellef. Eğer bir taraf daha fazla çökük olur ve daha fazla basarsa o zaman ön taraf daha fazla havada olmuş oluyor. Bu ne olur? Bize sürüşümüzde ne gibi bir etkisi olur? Özellikle viraj çıkışlarında motosikletin arkası çökük olduğu için bizler de biliyorsunuz viraja girdikten sonra ivmelenmemiz gerekiyor doğru çizgiyi yakalayabilmek için. Her ivmelendiğinizde ön taraf daha fazla havaya kalkma eğiliminde olur. Motosikletin arkası çökük olduğu için her viraj çıkışında motosiklet daha fazla böyle ambiyana tabiri tekere gelme isteği doğrultusunda olacaktı. Şimdi ne oldu? Yani arka taraf daha fazla basıyordu, ön taraf daha az. Şimdiki yaptığımız ayarda arka taraf ve ön taraf eşit bastı. O yüzden siz şu anki zaten sürüşünüzde hemen fark edeceksiniz. Viraj çıkışına basıp bakıp motosikletinizle hızlanmaya başladıktan sonra motosikletiniz doğru çizgide ve çok daha yere baskın bir şekilde ön gidonda o hissiyatı yakalayarak çok daha doğru bir düzlemde hızlanacaksınız. Bir de lastiğinizin ömrüyle ilgili bir şey anlatmıştın. O da etken. Evet. O da etken. Evet. Doğru. Arka taraf çökük olduğu için arka lastiğe çok daha fazla yük biniyor. O yüzden bu arka lastiğinizin çok daha çabuk aşınmasıyla doğru orantı olacak. O yüzden lastik ömründe doğru süspansiyon ayarı uzatabilir diyebiliriz. Vallahi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka bir işlem var mı yapacağımız? Ne yapıyoruz şimdi? Evet. Şimdi burada şu var. Biz amortisörün yayını aslında ayarladık. Yayın ön yüklemesi yani preload ayarlamış olduk şu an. Toplam sek ayarını yapmış olduk. Şimdi de yağ ayarlarını, yani amortisörün içinde ikinci bir de şu an yağın ayarlarından bu iki muslu ayarlamaya çalışacağız. Bunlar da ilki ve en önemlisi ribanttur. Onu da önden başlayarak arkaya doğru ayarlamaya başlayacağız. Tamam. Evet. Böylece tıpa aşağıda olduğu için bu. Çıkardığımız tıpa o. Evet. Evet, aşağıda olduğu için hani yağmur evet. Suyuna, çamura temas etmemesi adına bu tıpa koyuluyor. Bakalım şimdi şuradan belki tersten. Yok çekiyorum ben rahat. Tamam. Zaten en altı gösteremeyeceğimiz için. 8 ayarı. Öbür tarafa da bakmak. O da 8. Normalde bu fabrika çıkışı 11 olması lazım olduğunu söylüyor. Sizde 8. Biraz daha sıkılmış, daha sert gibi.
Yani şimdi sizin yolculuğa çıkacağınızı öngörüyoruz. Ondan sonra bir kelepçe takacağız. Sizi göndereceğiz. Belli bir süre kullanacaksınız motosikleti. O kelepçenin süspansiyondaki durumuna göre bunu arttırıp azaltacağımızı ya da preload değiştirmeyeceğimizi ona göre karar verip ilerleyen aşamalarda sizi tekrar misafir edeceğiz. Tamam. Hızlıca anlatıyorum. Evet, ne yaptık Ömer? Şimdi ne yaptık? Biz burada hatırlarsanız ilk başta motosikletimizin travel'ını ölçüp burada en son çalışma noktasını bulmuştuk. Çalışma noktası çizdiğimiz nokta hala burada. Bir tane kelepçe, plastik kelepçe taktık burada gördüğünüz gibi. Bakın aşağı yukarı hareket ediyor. Bunu taktıktan sonra en yukarı konuma alıyoruz. En yukarıda kalıyor. Bunun sebebi şu, birazdan siz test sürüşüne çıkacaksınız. Testten geldikten sonra ön ne kadar kapanırsa gördüğünüz gibi kelepçe orada kalacak. Evet. Bakın çok az bastırdım, buraya indi. Bakalım siz ön fren kullanımından sonra motosiklet ne kadar kapanacak? En dip burasıydı hatırlarsanız, çizdim. Evet. Bakalım en diplere kadar yaklaşıyor mu kelepçe? Eğer yaklaşıyorsa kompresyonu biraz daha arttırmamız lazım ki en diplere, evet biraz oldu, en diplere yanaşmasın. O yüzden şimdi sizler giyinip bir test sürüşü rica ediyoruz. Tamam. Felaket bir şey olmuş. Harika olmuş, harika. Yani... Beğendin mi abi? Sen ne diyorsun? Motor değişti, sıfır motor almışsın şu anda. Acayip, elim ayağım tutuyor, çok heyecanlandım. Harika olmuş. Elinize sağlık. Valla. Kelepçenin yerini... Bak kelepçenin yerini de. Yani zıplattım ettim. Öyle diyeyim size. Çok farklı. Bir de şunu deneyeceğim. Buyurun. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar, kapatıyoruz. Ama nasıl kapatacağız? Kardeşlerimle beraber teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Çok emek sarf ettiler, öyle diyeyim. Ve gerçekten işi ince detayına kadar her türlü sık eleyip dokuyarak motoru bambaşka bir hale getirdiler. Test ettim, geldim. Sanki sıfır motor almışçasına harika bir iş çıkardılar. Şimdi onlarla veda edeyim. Yaklaşın. Kardeşlerim teşekkür ediyorum. Her şey için sağ olun. Emeğinize sağlık. Seni çok seviyoruz. Seni de abi. Seni çok seviyoruz. Sağ ol. Teşekkür. Seninle olmak, vakit geçirmek gerçekten çok keyifliydi. Aynı zamanda bizi tercih ettiğin için de sağ ol. Estağfurullah. Tercih diye bir şey yok. Vallahi. Bilen yere geldiğim inanıyorum. Eyvallah. Tercih olarak görmeyin. Ben de çok, çok teşekkür ederim. Üç uçan satıya bekliyoruz. Tamam o zaman da geleceğim. Üç uçan satıya. Görüşürüz. Herkese hoşçakalın.